Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta cumartesi sabahı itibariyle Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Daha sonrasında da pazartesi günü itibariyle oldukça dalgalı bir seyir izledik dolar cephesinde Türkiye'de. Dünyadan da enteresan açıklamalar vardı. Özellikle Powell'ın dijital paralarla ilgili yaptığı açıklamalar, Çin'den gelen dijital yuanla ilgili açıklamalar, bunlar da özellikle kripto para piyasasındaki dalgalanmaları beraberinde getirdi. Bugün de her zaman olduğu gibi önce bir piyasaları konuşacağız. Ondan sonra da kripto paraları ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Kiminle? Sevgili dostum Gökalp İçer'le. Hoş geldin. Merhaba efendim, hoş bulduk. Ne oluyor piyasalarda? Olan hikaye devam ediyor. Hem bonolardaki, bono piyasasındaki şey oynaklık. İç tarafta olanı sen zaten bir haftadır anlatıyorsun yani ne olduğunu. Kripto para cephesinde de yeni bir hikaye yok denebilir. Dar bir bantta. Yani bir 6-7 bin dolarlık. 6-7 bin dolara da dar diyoruz artık bu arada. 6-7 bin dolarlık bir bantta hareket ediyor. Tabii içerideki oynaklık Bitcoin'in TL fiyatını da ve diğer kripto paraların TL fiyatını da doğal olarak etkiliyor. Dediğim gibi yani sen bir haftadır anlattın. Benim sadece kişisel olarak tek söyleyebileceğim, ekleyeceğim şey konuyla alakalı üzgün olmamız ve global piyasadan da kopuyor olma endişesi. Başka bir şey yok yani. Hani. Neler konuşuluyor? Tabii hem işimizin bir gereği, hem bir merak, hem de vatandaş olduğumuz için bu ülkenin dönüp okuyoruz ve orada yabancıların bakışı tabii bayağı şey, kötü ve sert. Acil bir faiz indirimi gelebileceği kaygısı vardı bu hafta için. Sonra bir taraftan işte Sayın Ağbal'ın eğer bir yeni kabine kurulursa, öyle bir dedikodular var. O kabinenin içerisinde her ciddi bir pozisyonda, önemli bir pozisyonda yer alıp yer almayacağı konuşuluyordu. Senle de hafta içerisinde paylaşıyordum birkaç kez biliyorsun. Gecelik faiz, insanlar TL bulamayıp buldukları TL ile dolar alıp aslında TL shortlayacak bir pozisyon arıyorlardı. Ve onu bulamadıkları için de %600, 700, 800, 1100'lere kadar çıktığını gördüm gecelik overnight faizlerin. Tabii bunlar geçmişte aslında alışık olmadığımız, bir taraftan olduğumuz ama bir taraftan olmadığımız, bundan sonra olmasını istemediğimiz şeyler. Genel olarak da dışarıdan bakıldığında pek hoş görünmüyor. Yani ben burada faiz, dolar vesaire yorumu yapmayacağım ama günün sonunda söylenecek tek şey net bir istikrarsızlık ve öngörülemezlik hakim. Hem borsa cephesinde, borsa trade eden arkadaşlar biliyordur ve hem de döviz cephesinde ciddi bir oynaklık var ve şu an bulunduğu yerler 8-8-5 neyse yani 8-10 bu seviyeler iyimser fiyatlanıyor diye şu an düşünüyorum bugün için. Powell ne dedi abi? Üstad geçen hafta belki biraz Powell'la alakalı bir şeyler konuşmuştuk. Powell BIS'in yani bu Bank of International Settlement denen bankaların bankasıydı, mutabakat merkezi diyelim. Onun inovasyon zirvesi vardı. Burada birkaçı konuştu. Çin'den de var açıklamalar. Powell'dan var. Powell şunu diyor. Evet tamam peki CBDC olabilir. Aynı şeyleri söylüyor yani. Yani Merkez Bankası dijital para birimleri bizim bir önceliğimiz değil. İkincisi ve bu konuda da ilk olmak gibi bir çabamız yok. Çünkü zaten rezerv paraya sahibiz diyor. Kıta Avrupa'sında da merkez bankacıların genel olarak bu topu biraz Çin'e attığını ve hadi bakalım sen yap da biz bir görelim önce dediğini, bu tandanslı olduklarını biliyoruz. Powell şu cümleyi de etti ama yakın takip etmeyenler biraz şaşırdı. Bitcoin aslında bir para aracısı değildir ve yani bir değer taşımaz, payment olarak bir para şeyi takasına konu olarak kullanılamaz gibi ama aslında başka bir asete, başka bir varlığa benzetilebilir. O varlık da altın olabilir dedi. Bunu zaten Powell daha önce de söylemişti. Bundan birkaç yıl önce de söylemişti. Başka kim söylemişti? Biz burada konuşuyorduk bunu, onu söyleyeceğiz. Evet biz burada konuşuyorduk bunu evet altın falan. İşte 2013-2014'ten beri yani ilk Bitcoin'e kaçışlardan beri aslında 2017 diyelim. O zamandan beri ya Bitcoin bir altın mı? Kripto paraların altını mı? Falan yorumları hep yapılmaya başlandı. Şu anda yapılan şey de biraz o. Powell'ın söylediği de biraz o. Ama genel olarak dip toplamda söylediği şey evet dijital paralar olabilir ama bu eş zamanlı olarak yürütülmesi gereken bir şey. Zaten biz de aynı yerdeyiz. Yani ilk yayında zannediyorsam söylemiştik. Yani dijital paralar olsa da bu doların tahtını yıkmaz. Yani bu hani başka bir şey. Çünkü öyle fantastik ve biraz da romantik bir yorum yapılıyor. Yani işte finansal sistemi kökten değiştirecek. Hayır kökten değiştirmeyecek yani. Hani zaten söylediğimiz şey de o değil yani. Merkez bankacıları da aynı tarafta. Çin tarafında da benzer bu arada şey var. PBOC tarafında da Çin Merkez Bankası tarafında da benzer açıklamalar var. O açıklamalar ne? Diyorlar ki dijital yuan önemli. Biz dijital yuan'ı birkaç sebeple kullanabiliriz diyor. O BIS'e katılan onların yetkilisi. Memuru.
Sık alınıyor mu onlarda görevde? Çin'de bile alınmıyor abi. Alınmıyor yani, değil mi? Çin'de bile. Çin'de bile. Yani Kuzey Kore yarışabiliriz. Togo'da? Togo o ayakkabı markası abi, Togo. Yalnız amma reklamını yaptık adamlarına bedavaya. Velhasıl Çin tarafında şöyle bir hikaye var. Zaten onlar da aynı şeyi söylüyor Powell'da. Yani diyorlar ki evet, bu bir dijital yuan, bir dijital currency yapabiliriz biz. Ama bu yapıyorsak bunun mevcut yuanla eş zamanlı gitmeli. Hani biz uzunca bir süre belki, hani belki sonsuza kadar hani böyle gitmeli. Tarih vermiyorlar bu arada. Ama bir taraftan da şunu diyorlar. Biz bunu yapmak istiyoruz çünkü yoğunluk riski gördüğümüz yerler var. Bunlardan bir tanesi Alipay, bir diğeri de WeChat. Alibaba'yı biliyordur herkes. Onun kurucusu ve sahibi Jack Ma IPO döneminde Çin hükümetiyle düştüğü ihtilaftan dolayı neler yaşadı. Hatta bir sürü ortadan kaybolduğu falan. Hani bunları insanlar biliyordu. Şimdi söyledikleri şey, biz WeChat ve Alipay tarafında bir yoğunluk riski görüyoruz. Dolayısıyla yapılacak dijital yuan aksiyonu da yani bir payment servisi hizmeti olarak da aslında kullanılacağı için oradaki yoğunluk riskini de biraz elimine etmiş olacağız gibi bir yorum var. Bu önemli. Demek ki perakende sektöründeki ödemeler için de aslında bunu bir çözüm olarak görüyorlar. Güzel. Diğer taraftan da iki ana argüman var. Çin neden dijital yuan yapmaya çalışıyor, neden bununla uğraşıyor falan gibi. Bir tanesi, Çin biliyorsun çok büyük ve çok kalabalık. Ve herkes de bizim şu an olduğumuz gibi şehir merkezlerinde yaşamıyor. Büyük de bir kısmı da bu insanların banka ile çok aşırı neşir değiller. Yani unbank dedikleri kısım aslında. Ve Çin bu insanların da hem izlenebilmesi, yani kayıt altına alınabilmesi, hem de bunlara bankacılığa kazandırılması için de dijital yuan'ı bir aracı olarak görüyorlar. Bir diğer taraftan da mali ve para politikalarında sürdürme, gözetleme ve tatbik etme aracı olarak da dijital yuan'ı görüyor. Bunlar dip toplama baktığında 4-5 ay önce BIS'in söylediği o araştırma raporundaki argümanlarla bayağı tutarlı ve eş güdümlü açıklamalar veya işte söylemler olarak bunları toparlayabiliriz PBOS tarafında da. Her nasıl Avrupa ve Amerika ya bir dakika önce onlar bir yapsın da biz görelim dese de, Çin burada denemenin dışında, ürün olmanın dışında da burada bir fırsat da görüyor Çin. Gelmeden yine bir karıştırıp baktım. İki tane şey var. Ekonomik örgüt var. Bunlardan bir tanesi BRI dedikleri. Belt and Road Initiative. Kuşak ve yol girişimi denen şey. Grup, oluşum, aksiyon her neyse. İnisiyatif. Ve ikiye ayrılan, bir taraftan kara tarafından işte Almata, Bişkek, Semerkant'tan bir cari bir ipek yolu aslında. Almata, Bişkek, Semerkant, Tahran, İstanbul, Moskova ve Rotterdam'da biten. Diğer taraftan deniz bacağında da Venedik, Atina, yine Rotterdam'dan çıkan Venedik, Atina, Nairobi, Kalküta ve Doğu Asya'nın hepsini alan, yani işte Kuala Lumpur, Jakarta vesaire, Hanoi, Vietnam'da bunların hepsini alan bir kuşak ve ticari bir birliktelikten bahsediyor. Buradaki hedeflerden bir tanesi, ana hedeflerinden bir tanesi Çin'in uluslararası bir para birimi olarak da renminbi, bir yuan'ı kullanması aslında. One Belt, One Road. Tek kuşak, tek yol dedikleri şey. Bir oluşum. 2013 Eylül, Ekim gibi falan tarih. Bir diğeri de bölgesel kapsamlı ekonomik ortaklık. Yani aslında Regional Comprehensive Economic Partnership dedikleri Asian ülkelerin, Asian'dan kastım yine Asya ülkeleri, yani ASEAN ülkeleri, bir, o bir şey, birliktelik. Asya Pasifik bölgesindeki işte Brunei, Kamboçya, Endonezya'nın, Laos'un, Tayland, Vietnam, Singapur'un ve Avustralya, Çin, Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore'nin de dahil olduğu aslında bölgedeki 15 üye ülke ve toplam dünya nüfusu ve gayri safi yurt dışı hasılasında kabaca %30'una denk gelen bir büyüklükten bahsediyor şey Çin. Bir oluşum bu. Çin yetkililerinin buradaki ekonomik birliktelikleri de hedef alan ve dijital yuan'ın bu bölgelerde de kullanılmasına yol açacak, legal tender dedikleri, yani yasal para olarak kullanılmasına yol açacak bir etkinlikten ve bir oluşum olduğu için aslında buna bu kadar ehemmiyet verdiği düşünülüyor. Bu anlattıklarım bende şöyle bir izlenim yarattı. Doları geçecek bir para birimini mi oluşturmaya çalışıyor dijital yuan üzerinden, ya da SWIFT kanalı dediğimiz o kanalı mı devre dışı bırakmaya çalışıyor bu sayede Çin? Acaba değil. Zaten o BRI'nin, yani o Belt and Road Initiative'in zaten temel sebebi bu. Yani renminbi'nin diğer ülkeler içerisinde de kullanılıyor, daha fazla kullanılıyor olması. ASEAN ülkeleriyle yaptıkları, 15 ülkelik yaptıkları birliktelik, pakt, her neyse bunun adı yani. Burada da dijital yuan, öncelikle renminbi'nin, ardından dijital yuan'ın daha fazla kullanılmaya çalışıyor olması, bu bir ana motivasyon diye okuyor genel olarak insanlar. Şimdi bu da dijital yuan için daha özde bir motivasyon olduğu, pek de Avrupa, kıta Avrupası ülkelerinin, Merkez Bankalarının ya da BIS'in ya da Fed'in neyse önerdiği gibi bir şey pek değil gibi okuyor bunu şey Çin. Bilirsin onların meşhur oyunu vardır. Batı'da değil aslında. Dünya genelinde satranç, Çin'de de Go. Yani Go'da da yer kapmaya çalışırsın. Aslında Go oyunun bir bölgesini daha almaya çalıştıkları gibi bir hareket gibi okuyorum ben yani bunu. Para bölgesi.
Evet evet, para bölgesi. Değil mi? Gibi. Para gücünü elde etme. Evet. Yani orada böyle taşlar koyarsın. Böyle evet evet evet. Ya. Çok çok önemli bir şey bu. Hı-hı. Türkiye neresinde bu işin? Biz biliyorsun bu apar topar geçen hafta ekonomik reform paketi yayınladık. Kaçıncısını yayınladığımızı bilmiyorum. Ben. 21. 2021 Aralık 31'i işaret ediyor şey. Regülasyon, işte hukuki ve teknik altyapısının oluşturulması için Merkez Bankası'na çalışma yürütüldüğü söyleniyor. Biliyorsun geçtiğimiz hafta Elvan'ın, Sayın Ekonomi Bakanı'nın Varank'ın açıklamaları vardı. Sayın Varank'ın açıklamaları vardı bununla alakalı. Bir önceki hafta. Dolayısıyla biz de bunu yakından istiyoruz. Bir taraftan destekliyoruz da kurum olarak da. Destekliyoruz da şöyle söyleyeyim. Böyle şeyleri pek yayında söylemiyorum aslında. İngiltere'de yani Londra'da bizdeki karşılığı SPK olan, İngiltere'deki FCA olan, yani Financial Conduct Authority'den lisanslı registered bir şirketimiz var bizim. Yani benim de ortağı olduğum bir şirket var. Londra'da da bu işler evrildiğinde orada da bir backup planı için tutuyoruz. Dünyanın başka jurisdiction'larında da var bu arada benzer hamlelerimiz. ICRIPEX olarak. Dolayısıyla regülasyonu en temelden destekliyoruz biz. İlk günden beri de aynı şeyi söylüyorum ben. Zaten kurumu da ona göre dizayn etmiştik biliyorsun. Velhasıl bizim tarafta yani Türkiye tarafında yapılan da en somut adım bu. Ama ben onu gördüğümde direkt şunu söyledim. 31 Aralık'a bunu atmışlar. Muhtemelen o gün geldiğinde bir kere daha ötelenecek bu iş dedim. Çünkü hatırlarsın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tweet'i ardından da ya bunlar kendilerini hecelemeye çalışıyor. Hani bence bir çalışma, o kadar da ciddi bir çalışma yok gibi okuyorum falan demiştim. Çünkü SPK, BDDK, Merkez Bankası herkesi katmışlar onun içerisinde falan. Kurumlar ne durumda? Alıyorlar mı hala Bitcoin? Yani biraz temel olarak bakacak olursak ne değişti hikayede? Hikayede genel bir şey değişmedi ama kurumların biraz yavaşladığını söyleyebiliriz. Alım mı? Alım yavaş ama başka hareketler ve hamleler var. İşte Goldman ve Fidelity Investment'ın ETF başvuruları var SEC'ye. Bu arada SEC ile şey arasında ciddi bir söz ve hikaye diyalogu devam ediyor Ripple'ın arasında. Geçtiğimiz hafta Ethereum ve Bitcoin ile alakalı açıklama istemişti Ripple SEC'den. SEC bunu vermeyi reddetti. Sen orada bir dur dedi. Ripple da SEC'ye aslında XRP'nin bir sürü yerde kullanıldığına dair belge sundu. Yani güçlü bir savunma olarak okunabilir bu. İşte o savunmalardan zaten 40'lardaydı. 0.40, 0.42 falandı sent olarak. Çat 0.55, 0.60'a falan arttı yani. Onun da biraz etkisi var. Bu didişmenin biraz Ripple'a yarıyor yani bu. Ki piyasa yatayken yarıyor bu arada. Velhasıl Ripple cephesinde böyle. Ne var başka haber olarak? Genel olarak piyasayı konuşurken üstünden geçtik. Ama büyüme ve faiz tarafındaki bir önceki haftanın hikayesi olarak yorumlayalım bunu. Büyüme ve faiz tarafındaki çıktıların enflasyonist beklentileri arttırdığı, genel olarak dünyada enflasyonist beklentileri arttırdı. Bunun da altından Bitcoin'e olan kaymayı da hesaba katınca kripto varlıklar cephesinin pozitif etkilere yol açtığını eklemek lazım. Geçen haftaki oynaklığın yani tepede 56-57 aşağıda 50.000, 52.000 seviyeleri bu içerisindeki oynaklığın dibinde bunu rasyonalize eden herhangi bir temel ya da teknik sebep maalesef çok yok. Yani hani zaten harekette bir tarafı kırılmış da değil. Genel olarak baktığımda kripto para borsalarından, kripto para işlem platformlarından çıkışların sürdüğünü görüyorum. Düzeltilmiş arz miktarı, adjusted supply denen rakam 15.2 milyon Bitcoin civarında. Hala devam ediyor. Bir taraftan borsalardan son 2 haftadır ciddi çıkışlar. Borsadan çıkış ne demek? Çıkıp kenara park ediyor demek. Tam tersi olarak da stable coin olarak da giriş var. Yani sadece son 3 günde geçtiğimiz hafta yani geçtiğimiz hafta başından çarşamba perşembe gününe kadar %2,5 civarında exchange yani borsa rezervlerinde erime var. Tam bunun karşılığı tam tersi olarak da %10 civarında da stable coin miktarında da artış var. Artış olunca ne oluyor? Hep söylüyoruz. Elma armut almıyor, Bitcoin alıyor, Ethereum oluyor bu adamlar diyoruz. O yüzden hareketler kalıyor ama bunlara rağmen de bir yükselememe hali söz konusu. Kurumsalların devreye girmiyor olmasının biraz yansıması olarak da bu okunabilir. Diğer taraftan da işte Elon Musk durmuyor amca yani. Yani ağzını büzsün bir yani. Tesla dedi değil mi? Tesla dedi, sonra gene Bitcoin dedi, işte Tesla dedi, sonra DeFi dedi. Yani don't DeFi, DeFi böyle kelime oyunu falan yapıyor yani hani artık. Zannediyorum o hani SpaceX'te işler çok iyi gidiyor. Yani şey yani DeFi tarafına göz kırptı. Bunu yaptıktan bir tweet attı adam. Sonra Uniswap, SushiSwap falan bunların hepsi bir sürü şey DeFi ürününde pozitif etkisi oldu. BAT'ta da aynı şekilde
BAT'ta da oldu. BAT'ın da bir sürü DeFi projelerinde yer alacağını biliyoruz. Yani yeni bir smart chain'de artık var BAT. Böylece de işte PancakeSwap vesaire gibi DeFi platformlarında kullanılabilecek. Bizim bunları zaten hani az çok öngördüğümüz için hani BAT'ı ekliyorduk ya portföye. Yani burada da söylüyorduk. Ethereum'da güzel bir şey var, üçgeni var yukarı doğru. Sıkışan ve şeyden itibaren Ocak başından itibaren gelen yükseliş trendinin de hala korunduğunu görüyorum. Yani dünkü hareketle birlikte. Dün güzel bir hareket yaptı. Onunla birlikte korunduğunu görüyorum. Pozitif. Yani gün sonunda ama şu var. Hani biliyorsun orada ücretler artıyor yani 20-25 dolarlar ve insanların alternatif networklere kaydığını görüyoruz. Ethereum networkünden alternatif networklere kayıyor. Bu Optimism Mainnet'i yayınlanacaktı Temmuz'da. Bu ertelendi. Tabii şimdi hala insanlar şeyde gözü Berlin Fork'unda. Yapacaklardı işte buna madenciler karşı çıkıyordu falan ya. Hani %51 atak matak hikayesi. Ona bakılıyor. O da Nisan ortasında. Yani günün sonunda ama harekete hala uyum gösteriyor. Diğer kripto varlıklardaki harekete. Ethereum 1680'lerde falan. Endişelenmek için 1600'ün altında bir kırılım beklenebilir. Endişelenmek için. Mutlu olmak için? Mutlu olmak için güzel soru. 1800 üstü tekrar. 1800'ü kırarsa yukarı. Yani altına inerse şu üstüne çıkarsa bu yapmayacağım da burada hani. Yani bir pozitifim ben. Ama diğer tarafta işte şu Nisan'daki Berlin Fork'unu da görmek lazım. Yani minnacık da olsa bir risk okuyorum. Bitcoin'de durum ne sana Bitcoin'de göre? Bitcoin'de de işte yani temel hareket düşüşü yani işte 59 binden... Bir düşüş trendi var mı sence orada? Kısa vadeli bir düşüş trendi var yani 52 bin 50 bin seviyesine kadar olan hareketi yani işte bir geldi sonra bir daha bir 56 bin test etti sonra tekrar bir 50 bin seviyesini gördü. Şimdi işte dünkü harekette yine 55 bin seviyelerini test etti gibi. Burada bir momentum yitimi net göze çarpıyor ama dediğim gibi işte borsadan çıkış var işte başka madenci endekslerine bakıyoruz. Yani madenciler fiillerini nerede tutuyorlar falan buna bak. Bunların büyük bir çoğunluğu şeyi desteklemiyor yani satışı desteklemiyor aslında bir taraftan bakıldığında. Derivate bakıyorum opsiyon piyasasına. Orada da yıl sonu opsiyonlarında hala 80-100-120 dolar etrafında kümelenen birkaç vadede kümelenen şeyler görüyorum. Ne denir? Opsiyonlar görüyorum. Dolayısıyla şimdilik evet bu bir düşüş hareketine evrilebilir söylemenin ötesindeyim. Şu an bu noktada olmadığımı söylüyorum aslında. Ripple'da devam edecek mi hareket sence? Ripple'da as market yeni başladı. Ripple burada biraz pozitif ayrışabilir. Öyle mi? Evet, pozitif diğerlerinden de mi? Diğerlerinden pozitif ayrışabilir evet. Stellar? Stellar için de şu an kabaca 0.37-0.35'lerde falanız. Biliyorsun tepede 0.60'ları falan bir test etti. Ama ana hikaye 0.10'lardan falan geliyor. Stellar için bir tık görünen hikaye biraz korkutucu. Çünkü yükselmekte zorlanıyor. Bitcoin'in bu hareketi de baskılıyor da Stellar'ı. Stellar biraz portföyde varsa azaltmakta fayda dikkatli görebilirim. Dikkatli olmakta fayda var. Polkadot ne zaman geliyor hocam? Köşeye sıkıştıran soru. Polkadot ne oldu Polkadot? Polkadot geldi. Polkadot geldi siz yoksunuz. Geldi size baktı yoksunuz gitti. Dedi ki bir daha geldi. Bir daha geldi. Şaka. Geldi Polkadot. Polkadot'u ekledik. Polkadot, hayırlı olsun. Sağ olun teşekkürler. Polkadot 30 milyar dolar bir market cap'i olan bugün itibariyle 6. büyük para. Proof of stake kullanıyor. Ne gibi? Algo gibi, ne gibi? Avax gibi falan. Hani proof of stake kullanıyor. Ekleyeceğimizi söylüyorduk. Birkaç tane teknik sebepten dolayı anca ekleyebildik. Gelecek hafta adayı ekleyeceğiz Cardano. Cardano'nun da 38 milyar dolarlık bir şeyi var. Bir market cap'i var. Onu da ekleyeceğiz. Zaten de önceden bizim listemizdeydi. Birkaç tane daha coin eklemek istiyoruz. Ekleyeceğiz de yani. ERC20'lerden ekleyeceğiz. İşte storage coin'lerden ekleyeceğiz. Soruyor insanlar. Filecoin gibi işte Anchor gibi falan. Ekledikçe de söyleyeceğiz. Bunların hepsini tek tek ekliyoruz. Çünkü... Onu soracağım. Niye? Yani niye tek tek ekliyoruz? Çünkü bu şey gibi düşün üstad. Yani biz bir yerden alıp bir fişe takmıyoruz. Ürün bizim olduğu için. Yani dükkan sizin. Yani ürün bizim olduğu için. Biz bir yerden fiyatı alıp yani white label gibi alalım hemen bağlayalım. Olmuyor yani o. Kendimiz kuruyoruz onu. Yani şey gibi bir ev kurmak gibi düşün. Evi kim kuruyorsun? Suyunu bağlatacaksın. Doğalgazını, elektriğini, perdelerini falan değil mi? Hani yani bir sürü şey var yani evi aldığında olmuyor. Doğru. Dolayısıyla bir ürünü kuruyoruz, bir nodu kuruyoruz. Kurduktan sonra bir sürü servisi var arkasında. Yani depoziti geldiğinde otomatik çalışıyor olması lazım. İşte çıktığında bizim risk tool'larımızın monitöründen geçmesi lazım. Withdraw ederken aynı şekilde falan. Birkaç tane threshold'u uğraşıyor. Onların hepsinin şey normal diğerlerinde nasılsak, Bitcoin'de, Ethereum'da nasılsak, eklediğimiz ürünlerde de aynı otomizasyonda olmak istiyoruz açıkçası. Bu yüzden de olduktan sonra ekliyoruz. Yani öteki türlü ekleyelim, dostlar alışverişte görsün diye sonra manuel deposit withdrawal yapalım ya başka yerlerde manuel işler yapalım istemiyoruz. Bunu yapan
kurumlar olduğunu biliyorum. İsimlerini vermeyeyim ama mesela biz Avalanche'a ekledik. Apar topar 10 gün sonra Avalanche'a eklediler. Avax'a eklediler. Avax'a eklediler ama depoziten manuel gidiyordu. Bu böyle biraz şey hani çünkü bu daha doğru bir tabana oturuyor yani böyle iş. Şu an teknoloji tarafında yaptığımız bir geliştirme var. Tahmin ediyorum ki bu hafta sonu yani şu bu videonun yayınlandığı takip eden hafta sonunda bu bitmiş olacak. O geliştirme yaptıktan sonra çok daha hızlı tıkır 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 bir sürü coin eklenmeye başlayacak. Uygulama? Uygulama herkes soruyor. Çok da şeyler haklılar da izleyenler ve kullanıcılar. Birkaç kez de tarihi öteledik. Yani ilk tarihimiz Ocak'tı, sonra Şubat'a sarktı falan hani. %100 de haklılar. Ne olur hani aflarına sığınıyoruz. Ama hakikaten eli kulağında. Süre vermeyeyim ama çok kısa bir süre içerisinde eklenecek. Hatta bizim yatırımcılarımızdan bir gruba da test ettiriyoruz şu an. 2 haftaları falan onlar da test ediyor. Onların buldukları bug'ları da karşılığında hem ödül veriyoruz hem de o geliştirmeleri de yapıyoruz ki kusursuza yakın bir ürün çıksın. Elbette kusursuz olmayacak yani bu işler. En büyüklerde bile şu an hani şey kusur vesaire olabiliyor. Dolayısıyla kusursuza yakın bir ürün çıkartmaya çalışıyoruz. Ama ben kullanıcıların bunu beğeneceğinden eminim. Yani çünkü hem biz FXVOP'taki know-how'ımızı hem kripto paralardaki know-how'ımızı birleştirip bir ürün çıkarttık. Rakiplerdeki ve diğer dost karşı şirketlerdeki dost diyorum bak. Dost karşı şirketlerdeki ürünlerdeki eksiklerin de görüyoruz. Onların da büyük bir kısmını kapatarak bir ürün çıkarttık. O yüzden de biraz şey sarktı. Ne olur affetsinler ama çok yakın sürede canlı da olacak. Çok yakın sürede. Peki. Çok teşekkür ediyorum Gökay. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi hafta sonları diliyoruz. İyi hafta sonları herkese. Bay bay.